Evet arkadaşlar, bugün başlama modellerinde başlangıç çözümlerine başlayacağız. İlk çözümümüz kuzeybatı köşesi yöntemi dediğimiz yöntem. Kuzeybatı köşesi yönteminde izlediğimiz yol tablomuzun kuzeybatısı köşesinden başlamak üzere arz ve talepleri dikkate alarak atamalar yapıp güneydoğu köşesinden çıkmak. Fakat burada daha önceki derslerde hatırlattığımız gibi bir kuralımız var. O yüzden hemen kontrol ederek başlıyoruz. Acaba arzımız talebimiz birbirine eşit mi? Kontrol ettiğimiz zaman 125 arza, 125 talep var. Eşitlik söz konusu. Bu eşitlik olmazsa kuzeybatı köşesi yöntemiyle soruya başlayamıyoruz. Şimdi bu eşitliği gördüğümüze göre kuzeybatı köşesi yöntemini kullanabiliriz. Hep beraber bu yöntemi beraber kullanmaya çalışalım. Yöntemimize ilk yaptığımız işlem şu. Kuzeybatı köşesine elimizi koyuyoruz. Ve kuzeybatı köşesinde yani şurada hangi şehir bu kuzeybatı köşesinde şu anda özür dilerim şehir 1 ve santral 1 arasında bir atama söz konusu. Yani santral 1'den şehir 1'e ne kadar gidebilir? Bu soruyu şöyle bakıyoruz. Şehir 1 ne kadar istiyor? 45. Santral 1 ne kadar gönderebiliyor? 35 gönderebiliyor. Şehir 1 45 istese dahi santral 1'den ancak 35 alabileceğine göre o zaman burada yapmamız gereken 35 birimlik bir gönderimi gerçekleştirmek. Geliyorum buraya ve 35 birim yazıyorum. Şehir birim 35 birimi alırsa eğer 10 birimlik bir isteği daha kalacak. Henüz şehir birinin isteği bitmedi. Fakat santral 1 elindeki bütün miktarı göndermiş olacak. Artık santral 1 şehir 2'ye, şehir 3'e veya şehir 4'e gönderim yapamaz. O yüzden santral 1 ile işimizi bitirip şehir 1'in eksik olan kısmını tamamlamak adına bir sonraki santrale geçiyoruz. Yani aşağı iniyoruz. Sağ tarafa gitme şansımız kalmadığımız için. Aşağıya baktığımız zaman şehir 1 bu sefer 10 birimlik bir istek yapmış. Şehir 2 ise pardon santral 2 ise ne gönderebiliyor? Pardon. Ne gönderebiliyor santral 2? 50 birim gönderebiliyor. 10 birimi karşılayabiliyor. Bir sıkıntı yok. O zaman yapmamız gereken buradaki 10 birimi santral 2'den şehir 1'e göndermek ve artık şehir 1'in isteğini tamamladı. Santral 2 ise 10 birim gönderdikten sonra hala elinde 40 birimlik bir miktar kaldı. Artık şehir 1'den yola devam etmemize gerek yok. Şehir 1 başka bir şey almayacak çünkü alacağın hepsini aldı. O zaman bir sonraki şehire, şehir 2'ye geçiyoruz. Şehir 2'ye geldiğimiz zaman şehir 2'nin talebi 20. Şehir 2'ye gönderebilecek miktar 50 idi, 40'a düşmüştü. Hala 40 birim var. Yani fazlasıyla miktarımız var. O zaman yapmamız gereken bu 20 birimi şehir 2'ye göndermek. Şehir 2 20 birimi alırsa 20'yi sildik. Burada ne kaldı geriye? 20 kaldı. Bakın şehir 2'nin de işi bitti. Artık şehir 2'nin de işi bittiğine göre bir gönderim yapmamıza gerek yok. Ne yapıyoruz? Bir sonraki şehire, şehir 3'e geçiyoruz. Şehir 3'ün ne kadar istediğine bakalım. Şehir 3 30 istiyormuş. Şehir 3'ün 30'una karşılık elimizde ne var? 20 var. O zaman ancak ve ancak 20 alabilir. Çünkü elimizde 20'den fazla yok santral 2'de. O zaman 20'yi gönderdiğimiz zaman santral 2'nin elindeki bu sefer bitiyor. İlk defa 3. şehir gittiği zaman. Ne kadar şehir 3'te kaldı geriye? 10 birim kaldı. Şehir 3'ün istekleri henüz bitmediği için santral 2'nin de elinde herhangi bir başka ürün kalmadığı için santral 3'e geçerek şehir 3'ün isteklerini tamamlamaya başlıyoruz. Ne kadar istiyor? 10 birim istiyor. Ne var elimizde? 40 var. O zaman istediği 10 birimi gönderebiliriz. Gönderiyoruz istediği 10 birimi. Sildik. Buradan ne kaldı geriye? 30 kaldı. Artık şehir 3'ün işi bitti. Santral 3'te hala var. Santral 3'te o zaman bir sonraki şehre, şehir 4'e geçiyoruz. Şehir 4 30 istiyor. Santral 30 gönderebiliyor. 30'u buraya yazdığımız zaman her iki taraftakiler de bitti. Böylece atamalarımız gerçekleşmiş oldu. Kuzeybatı köşesi yönteminde her zaman kuzeybatıda bulunan yani kırklar elinde bulunan şehirden başlayıp güneydoğudaki Hakkari'den çıkacaksınız. Bu bir kural. Ve çıktığınız zaman arz ve taleplerin hepsi harcanmış olması gerekiyor. Bunu yapabilmek için de arz talep eşitliğinin olması zorunluluk. Şu anda peki bu sorunun cevabı ne olması lazım? Bu tarz sorularda bulduktan sonra şunu yapıyoruz. Zetmin diyoruz ve gördüğümüz kırmızı ile hesapladığımız değerleri o şehirde bulunan maliyetlerle çarpıyoruz. Yani birincisi için bakarsak 8 para birim maliyeti ne kadar göndermişiz? 35 göndermişiz artı 9 para birim maliyeti ne kadar göndermişiz? 10 göndermişiz artı 12 para birimi ne kadar göndermişiz? 20 artı 13 para birimi ne kadar gönderdik? 20 artı 16 artı 5 çarpı 30 toplam bizim maliyetimizi oluşturacak. Bakın diğer
değerler hesaplamamıza gerek yok. Örneğin çünkü santral 1'den şehir 2'ye giden herhangi bir miktar yok. O zaman burada hesap yapmamıza gerek yok. 0 çarpı 6 çıkacak çünkü. Burada bu hesap sonucu elde ettiğimiz değer bizim başlangıç çözüm değerimiz olacak. Neymiş bu değer? Beraber bakalım. 270, 360 yani doğru hesaplarsak bu değer 1180 para birimi çıkacak. Yani siz şu anda bütün şartları sağlayacak şekilde 1180 para birimi maliyetle 3 santralden 4 şehre elektrik göndermek için şu izlediğiniz yolu kullanabilirsiniz. Ne demek bu yol? Yani şehir santral 1'den şehir 1'e 35, santral 2'den şehir 1'e 10, santral 2'den şehir 2'ye 20, santral 2'den şehir 3'e 20, santral 3'ten şehir 3'e 10 ve santral 4'ten şehir 4, santral 3'ten şehir 4'e 30 tane gönderim yapabiliyorsunuz. Yani her bir kırmızı yuvarlağın bulduğu hücreyi gönderim miktarı olarak gösteriyoruz. Bu kırmızı yuvarlaklara bakın yuvarlak içerisinde olduğu için biz bundan sonra taş olarak adlandıracağız. Burada 6 farklı gönderim, 6 farklı taşımız olduğunu görüyorsunuz. Kuzeybatı köşesindeki çözüm yöntemimiz bu şekilde oluyor. Başka bir örnekte bunu tekrar edelim. Bir sonraki 54. soru örneğine bakalım. Bunu daha önce modellemiştik. Şimdi ise başlangıç çözümünü yapmaya çalışalım. Bakın yine aynı mantık. Sol üst köşeye gittik ve sol üst köşedeki arz ve talebe baktık. 300 istiyor A, 100 gönderebiliyor D. O zaman 100 ancak alacaktır. Yani daha küçük olanı seçiyoruz her zaman için. 100'ü seçtiğimiz zaman 100'ü sildik. Aşağı tarafta ne kaldı? 100 gönder aldığına göre 200'lük isteği hala devam ediyor. Bitmedi. Sağ tarafa artık gitmemize gerek yok. Çünkü D elindeki her şeyi gönderdi. Fakat A istemeye devam ediyor. O yüzden A'nın isteğini karşılamak için bir alt kademeye geçiyoruz. Ne kadar istiyor E? Şey ne kadar gönderiyor E? 300. Ne kadar istiyor A? 200 istiyor. O zaman A istediği 200'ü alacaktır. Yani burası bitecek. Ne kalacak E'nin elinde? 100 kalmış olacak. Artık A ile işimiz bitti. B'ye geçtik. B'ye geldiğimiz zaman B 200 istiyor. Bakın burada. Ne gönderebiliyoruz? E'den 100 gönderebiliyoruz. O zaman ancak 100 alabilecek. Yani yine minimum olanı seçtik. Minimum olanı seçtiğimiz zaman burası bitti. Burada ne kaldı geriye? 100 kaldı. Sonra aşağı gideceğiz. Niye aşağı gideceğiz? Çünkü artık E'de hiçbir şey kalmadı. F'den istememiz lazım. F'den istiyoruz bu sefer. 100 istiyoruz. F bize 300 gönderebiliyor. O zaman bu 100'ü alacaktır. Sildik. Burada ne kaldı? 200 kaldı. Buraya geldik. Elimizde F'nin istediği, şey C'nin istediği 200, F'nin göndereceği 200 var. 200 yazdığımız zaman sorunun cevabını bitirmiş olacağız. Peki bu sorunun kuzeybatı köşesi cevabı nedir? Zetmin yazıyoruz tekrar. Eşittir. 5 çarpı 100 yani kırmızı taşların bulunduğu hücreyle o hücredeki sayısal değeri çarpıp toplayacağız bunları. 8 çarpı 200 artı 4 çarpı 100 artı 7 çarpı 100 artı 5 çarpı 200 eşittir 4200 para birimi olacak. Tamam. Burada bir hata yaptık. Hatayı belki siz fark ettiniz. Hemen soruya başladık. Herhangi bir kontrol yapmadan. Örneğin burada şu kontrol yapmamız gerekiyordu, değil mi? Arz ve talep eşit mi değil mi? Şansımıza eşit çıktığı için bir sorun yaşamadık. Peki bu kontrol yapmadan başlasaydık ve eşit çıkmasaydı bu sefer nasıl bir sıkıntıyla boğuşuyorduk? Şimdi ona bakalım beraberce. Bir sonraki soruda da bu durumu anlayacağız. 61. soruya geçiyorum. Temel mobilya sorusunun biraz değişik bir hali. Bakın burada C'de bir eksi işareti var. Buna biz yasaklanmış yol diyoruz. Bu arada mod ile çözülmeyecek. Sadece başlangıç çözümü yapıyoruz biz. Yasaklanmış yol diyoruz. Arz taleplere baktığımız zaman 850 birimlik bir gönderi arz var. Buna karşılık 700 birimlik bir talep söz konusu. Şimdi bakın. Yasaklanmış yol durumlarında eğer biz oraya herhangi bir maliyetin, herhangi bir para şeyin gitmesini istemiyorsak biz orayı M harfiyle yani çok büyük bir sayıyla aynı M yönteminde olduğu gibi simplex'te doldurmamız gerekiyor. M harfiyle doldurduktan sonra kuzeybatısı yönteminde izlediğimiz yöntem değişmiyor. Ne yapmamız lazım? Yapacağımız işlem şu olması lazım. Kuzeybatıdan başlayarak güneydoğudan çıkmak. Şimdi bakın arz talep eşit değil. Ve biz bunu baştan kontrol etmediğimizi düşünelim. Nasıl bir sorunla karşılaşacağız? Başlıyoruz. Aşağıda 300 var. Sağ tarafta 250 var. Küçük olanı vereceğim. 250'yi verdim. 250 bitti. Aşağıya gittim. 50 aldım. 300'ü bitirdim. Çünkü 250 artı 50 300 olacak. Burada 250 kaldı. Sağ tarafa döndüm. 200-250 var. Küçük olan 200'ü verdim. 200'ü kapattım. Sağ tarafa döndüm. Burada 50 kalmıştı. Sağda 50 aşağıda 200 var. Daha küçük olan 50.
50'yi verdim. Burası bitti. Burada ne kaldı? 150 kaldı. Şimdi burada aşağı ineceğiz. Aşağı indiğimiz zaman 150 istiyor, 300 istiyor. 150'yi alacak küçük olanı. 150'yi verdik ve burada ne kaldı? 150 kaldı. Bakın şu anda bir arz talep durumunda bir sıkıntı oluştu. Bir, bu 150 birimlik bir fazlalık kaldı arzda. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Bu tarz sorularda mutlaka arz talep eşitliğini görmemiz gerekiyor. O yüzden soruyu böyle çözmeyeceğiz. Yapacağımız işlem şu olacak. Bunların hepsini siliyorum bakın. Çözdüğümüz şeyi siliyorum. Yapacağımız işlem şu olacak. Hemen arz ve talebi eşitleyecek kadar bir miktarla sanal bir satır oluşturmamız gerekiyor. Yani bakın şurada 150 birimlik bir sütunumuz daha olsaydı bu sefer 850'ye 850'lik bir arz talep dengemiz olurdu ve istediğimiz şey meydana gelirdi. Bunu yapacağız. Burada bunu yaptığımız zaman maliyetleri sonucu çözümü değiştirmesin diye sıfır değeri atacağız ve soruyu böyle çözmeye çalışacağız. Şuraya bakın A, B, C iken A, B, C, şurası D, E, F idi hatırlarsanız. Burayı ise biz sanal diyoruz. Çözüm mantığımız bu. Hangi eksik varsa, yani satırda eksik varsa satıra bir sanal, sütunda eksik varsa sütuna bir sanal ekleyerek yolumuza devam etmemiz lazım. Şimdi soruyu bu şekilde çözmemiz lazım. Şimdi kuzeybatı köşesinden çıkmaya çalışacağız. Beraberce bakalım. Pardon. 300 isteniyor A tarafından. D 300 isteniyor A tarafından. D 250 gönderebiliyor. O zaman ne olacak? Küçük alanı seçtik. 250'yi seçtik. 250 gitti mi? Ne kaldı burada? 50 kaldı. Aşağı indiğimiz zaman aşağı tarafta A 50 istiyor. D'de 300 var. O zaman ne yapacağız? 50'yi göndereceğiz. Aşağıyı kapattık. D'de ise hala göndermesine rağmen 250 birim var. O zaman A ile işimiz bitti. B'ye geçtik. B bizden 200 istiyor. Elimizde ne var? 250 var. O da yapmamız gereken 200'ü göndermek. Gönderdik 200'ü. Sildik. Burada ne kaldı? 50 birim kaldı. 50 birimi bir sonraki C'ye göndereceğiz. C'ye geldik. 50 gönderdik. 50'yi sildik. C'de ne kaldı burada? 150 kaldı. 150 kaldığı zaman bunu silmiş olduk. Sağ, pardon, burada tabii bunu silmiş olduk. Sağ tarafa geçiyoruz. Sağ tarafa geçtiğimiz zaman 150'yi buradan az önce silmeyi unutmuşuz. Biraz hızlı gittik herhalde. 150 burada kaldı. Hem satırda hem arzda 150 kaldığına göre bu sıfırlı kısma, sanal kısma ise 150 vererek soruyu bitirebiliyoruz. Bakın burada eme bir atama olmadı. Şans eseri olmuş bir şey. Kuzeybatı köşesinde eme atama olma ihtimali var. Kuzeybatı bunu engellemiyor ama minimum maliyet yöntemi ve Vogel yaklaşım metotlarında eme atama olmaz. Eme atama olması sadece sorunun başlangıç çözümünü bozuyor maalesef. Fakat burada herhangi bir bozmayla karşılaşmadık. Peki bunun çözümü kaç? Bunun çözümü bulmak için aynı mantığı kullanacağız. Zetmin diyeceğiz. Zetmin eşittir 5 çarpı 250 artı 8 çarpı 50 artı 4 çarpı 200 artı 3 çarpı 50 ve artı 5 çarpı 150 diyeceğiz. En son 150'yi sıfırla çarpmamıza gerek yok. Toplamda çıkmış olacak burada. 61. soruydu galiba bu soru. 61. soruya baktığımız zaman toplam cevabımızın da kuzeybatı köşesiyle yapılan çözümde 3350 olduğunu görüyoruz. Biraz kötü yazdık, düzeltelim. 3350 para birimi. Bu bahsettiğimiz yöntemi biz kuzeybatı köşesi yöntemi diyoruz. Oldukça uygulaması kolay bir yöntem. Bir sonraki videoda aynı soruları minimum maliyet yöntemi.